Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akkatur'uz. Akkatur telefon 444-4319. Şu ana kadar 18 puanlı ve 3. sırada haftaya başlıyor Balıkesir Spor. Buca Spor ise şu ana dek oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 yenilgi aldı. 37 yaşında Serkan Çınar ve onun ilk düdük sesiyle mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Köşe vuruşu kullanılmak üzere Muhammed yaptı ortasını. Bir kafa ve son anda kaleci. Bu da Balıkesir Spor'un yakaladığı maçın başından bu yana en büyük gol şansı. Ziya gole izin vermedi. Atak devam ediyor Muhammed. Muhammed'in pası müdahale geliyor savunmada. Murat'tan Ertuğrul'a. Caner. Ali'ye doğru yine havalandırılan top. Caner. Caner rakibinden ilk anda kurtuldu ve pasını verdi sağ kanada doğru. İlhan. Bayrak havada. Offside. Evet, kritik bir bayrak. Ertuğrul pas bekliyor. Lalabeyle içeriye doğru yöneldi. Muhammed'e, Muhammed'ten derinlemesine Ali, tekrar Muhammed önünde bulmak üzere ama bırakmadılar. Dönen top Ertuğrul, rakibine sıyrıldı, yerde kaldı gözler hakemde. Serkan Çınar oyunun devam etmesini istiyor. Kritik bir an Balıkesir'de. Ertuğrul ayağa kalkabilmiş değil. Bakalım pozisyona. Ertuğrul yerde kaldı. Bir daha bakalım. Bu da bir başka açı. Zafer geliyor karşısına. Ondan sıyrılırken ayağına bir darbe almış görünüyor. 5 oyuncu Balıkesir Spor'da, işaret geliyor Muhammed'e topun üzerine. Muhammed kaleye baktı, vurdu ve son anda kalecinin müdahalesi. Ziya'nın Rıza'dan havalandırılan top ileriye doğru. Ofsayt bayrağı kalkmadı. Oyun devam ediyor. Ali içeride. İlhan sıyrıldı rakibinden. İlhan yerde kaldı ve karar penaltı. Dakika 43, karar penaltı. Balıkesir Spor biraz sonra öne geçmeye çalışacak. Bir de kart çıkıyor. Sarı kart. Zafer Çevik'e Buca Spor savunmasında. İlhan'ın pozisyonu bakalım. Bu müdahale ceza alanı içinde mi dışında mı tartışması da yapılabilir. Ama şu anda penaltı kararı var ve bu pozisyonu aktarmak istiyorum sizlere. Daha sonra değişik açılardan izleyebiliriz. Muhammed topun gerisinde. Kalede Ziya dikkatli. Muhammed topun üzerine doğru geliyor. Muhammed vuruyor ve gol oluyor. Muhammed'in golü Balıkesir'de dakika 44. Penaltı vuruşuyla 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor ev sahibi takım. Ali hareketlendi. Gözler Serkan Çınar'da. Ve ilk yarı tamamlandı. İlk yarı skoru Balıkesir Spor 1, Buca Spor 0. Gençler Birliği 0, Fenerbahçe 1 maçında da düdük çaldı. PTT birincilikte ilk maçı bu sezon. Spor Toto Süper Lig'de ise 3 maç yönetti. Rakip alanda orta. Tehlike geçmiş değil. Şut pozisyonu dönüyor savunmadan. Rickards'ın şutu Balıkesir Spor savunmasından döndü. Atak devam ediyor. Zafer. Umut. Umut sıyrıldı ilk rakibinden. Geriye doğru şu pozisyonu. Vuruş yine savunmadan. Ferhat'tan döndü. Recep Niyaz. Buca Spor bu dakikalarda rakibi bunalttı. Çaprazdan bir şut dışarıya. Emre Şahin. Karikari geriye doğru. Mustafa bıraktı. 4 oyuncu ile geldi Balıkesir Spor. Ceza alanı içi. Gol pozisyonu var. Ve topu alana gidiyor gol. Muhammed yine. 84. dakika 2-0. Bir anda hücumda çoğalan pozisyonun başlangıcı. Ki offside görünüyor Karikari bu pozisyonda da. Bir duvar pası. Mustafa'dan ortaya çevrilen top dokunuyor Muhammed ve durum 2-0 oluyor. Gözler de artık yavaş yavaş maçın hakemine dönüyor Serkan Çınar'a. Son anlar, saatini kontrol etti Serkan Çınar.
Kaleci Ahmet. Ve 90 dakika bitiyor. Balıkesir'de maçın sonucu. Balıkesir Spor 2, Buca Spor 0 sevgili seyirciler. İlk yarı boyunca istediğimiz oyunu sergilediğimizi düşünüyorum ben. Bir pozisyon haricinde pozisyon vermedik. İkinci yarıda koruma içgüdüsüyle biraz geriye çekilmiş pozisyonumuz vardı ama yine de pozisyon zenginliği olarak baktığınızda bizde daha fazla pozisyon var. Bizde net pozisyon ikinci devre çok fazla vermediğimizi düşünüyorum. Genel anlamda maç boyunca iyi mücadele ettik. Belki çok iyi futbol oynayamamış olabiliriz ama çok iyi mücadele ettik. Bunun karşılığında iki gol atarak gördük. Bugün mücadele eden tüm görev alan arkadaşlarımı, futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir mücadele vererek 3 puana kazandılar. Bir de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu tür maçlarda bakıyorsunuz ki maçın başında 20. dakikasındaki pozisyon penaltı pozisyonu. Daha sonra ikinci devre olan pozisyon yine penaltı pozisyonu. İlk 10 dakika içinde 3 tane oyuncumuza sarı kart. Bunlar biraz sanki anlamlı gibi gözüküyor. Biraz daha bu tür üst düzey hakemlerin dikkat etmesi gerekiyor. Yani konuşmayalım diyoruz ama böyle de biraz da rahatsızlık vermeye başladı bu olaylar. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha rahat işler yapabiliriz. Kazandığımız için de baktığınızda hem maç kazanıyorsunuz hem hakemden memnun değilsiniz. Hakem biraz kendini aynada görmesi gerekiyor. Maçı biraz daha seyretmesi gerekiyor. Şeyden sonra nasılsa kasetleri var. Seyrederlerse eğer daha rahat yorum yapılabilir bunlara. Başka sorusu olan var. Yani Ertuğrul'un pozisyonu penaltı. Evet. Şimdi ben Ertuğrul'la da görüşüyorum. Evet, ayağına basıyor. Penaltı. Bunun izahı yok. Olay ceza sahası. Siz de şekilde düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim ama şimdi hakem bizimle aynı fikirde olmayınca problem oluyor. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Ya, aynen, nerede olmuşsa hareket ona göre verirsiniz yani, bu işin şeyi yok. Maç daha çok daha 20. dakikadaki penaltı pozisyonu, daha sonraki penaltı pozisyonu, yani bir maçta bir penaltı verdiniz diye ikinci penaltıyı vermeyecek misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Ama ne yazık ki biz kazandığımızda bunları söylüyoruz, kaybettiğimizde söylemiyoruz yani, birilerini suçlama adına değil ama biraz daha dikkatli olunmalı yani. Şimdi geçen hafta 3-0'lık bir kayıptan sonra bütün oyuncular hakikaten sinirleri gergindi. Baktığınızda bizim de gergin yani. Çünkü bu takım kaybetmemeye alıştığı için bir yıldan beri kaybettiği zaman müthiş problemler ortaya çıkıyor. Biz de onları çözmeye çalışıyoruz. Çok doğal şey karşılamıyorum, anormal karşılamıyorum. Çünkü kaybetmeyi istemeyen bir takımda bulunan futbolcular bu tür strese girmesi doğal diye düşünüyorum. Ama bunun da üstesinden geldi arkadaşlar. Bundan sonra da geleceklerdir. İstediğimizi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ben. İkinci yarıda tabii ister istemez biraz geri çekilme oldu. Ama bunun da üstesinden geldik. Şimdi önümüzde Ankara Spor maçı var. Eğer üst sıraları hedefliyorsak içeride dışarıda puan kazanmamız gerekiyor. İnşallah buna da gücümüz var. Oradan da puan ya da puanlarla dönüp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sayın Valim, iyi günler. Efendim, maçı değerlendirebilir miyiz? Vallahi çok zor bir karşılaşmaydı ama skor çok güzel. Evet. Tebrik ediyorum tüm sporcularımızı. Efendim, her iki takımın taraflarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim taraftarımız zaten çok centilmen. Evet. Karşı tarafın taraftarı da çok iyiydi ama Balıkesir taraftarı gerçekten farklı. Onları da tebrik ediyorum. Çok iyiydi. Evet, geçen haftaki 3-0'lık mağlubiyetten sonra bu hafta bizim için önemli bir maçtı. 2-0 kazandık. Bütün futbolcu arkadaşlar, teknik heyeti ve seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim, Muhammed'i nasıl buldunuz bu maçta? Bütün takım olarak çok iyiydik. Sadece Muhammed değil, bütün takım olarak iyi mücadele ettik. Ben Buca Spor'da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız nasıl değerlendiriyorsunuz? Taraftar da cumartesi olmasına rağmen yine iyiydi. Onlara da teşekkür ederim. Başarılar efendim. Teşekkürler. Muhammed'in altından böyle bir galibiyet lazımdı bize. Seriyi yakaladık yine. Buradan başlayacağız artık. Kupa maçı var. Kupa'da tarafta maç istiyoruz. Çok iyi oynadık tabii bunu. Allah razı olsun. Hepsinin ayaklarına sağlık. İnşallah böyle devam eder. Allah korusun. Abi sen mağlup olmuştuk. Evimizde Buca Spor ağırladık. Kendimiz için mutluyuz. Tamam, şimdi hafta içi kupa maçı var. Önümüzdeki hafta da Ankara Spor deplasmanındayız. Zor bir süreç başladı. İnşallah bu süreci iyi atlatırız. Güzel bir galibiyet. Valla geçen hafta istemediğimiz bir sonuç aldık. Taraftarlarımızı üzdük. Biz de bir hayal kırıklığı yaşamıştık. Bunu affettirmek istiyorduk. Bugün de özellikle ilk yarı çok baskılı oynadık golü bulana kadar. 65 ile 75 arası biraz baskı yer gibi olduk ikinci golü bulana kadar ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Biz yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Yeniliriz ama
elim sahaya çıktım, elimizden geleni yapıyoruz.